tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Evet abi, Galatasaray bölümünde şunu söyleyelim. Bütün sezon ikimizin yok işte kadro mu çok iyi, teknik direktör mü? Ben dedim ki ya karşılıklı yani. Etkileşim çok iyi işte. Yönetim de zaten çok başarılı her gerçekten. Zaman yönetimdir abi. Hep söylediğim gibi acil durumlarda egoları bir kenara bırakıp bu Galatasaray kolektif egosunu öne çıkardığı zaman Galatasaray hep çok başarılı oluyor. Milli Mutabakat Hükümeti kurdular. Bunu yapmaları gerekiyordu. Üç başkan olabilecek kişi bir araya geldi. Okan Buruk'u getirdi. Doğru. Ya bak Galatasaray şampiyon olunca, olursa yani olunca. Oldu canım. Ya işte İrfan Hoca var ya, kolormatik gözlüklü hocamız. Evet, evet. Hep Okan Hoca önünde. Üçüncü şampiyon ne olacak? Fenerbahçe ile var. Fenerbahçe'de belki bir tane daha vardır da Fenerbahçe'de şampiyonluğu kesin var Zico zamanı. Evet. Başakşehir'de var Okan Hoca'yla. Doğru. Şimdi bir tane daha olacak. Evet. Ekibin kadar isim. Yalnız bu programı ben izninle Icardi'nin gol sanatçılığı incelemelerine bugün birazcık santrafoloji özel olacak. Çünkü hak ediyorlar. Evet. Çünkü ilk attığı golde ilk önce Kerem topu diğer oyuncuya veriyor. Savunmadan gelince direkt böyle Icardi'ye veriyor. Yani doğru. Orada bir kere... Icardi'nin neler yapabileceğini takım arkadaşları en başta Kerem olmak üzere çok iyi anlamış biçimdiler. Onlar doğru. için değerini. Sezon başı da bence hiç fena olmayan bir Galatasaray vardı o zorlu fikstürde ama gol bulmakta çok zorlanıyordu. Bütün gollerini Gomis atıyordu. O da önemli abi. Icardi ayrıca diğerlerini de atmasını sağlayan önemli faktörden bir tanesi. Çünkü şöyle bir şey var. Kalecisinden savunmacısına. Icardi olduğu zaman ilk pozisyonda mesela normal savunmacılık yapıyorsun sayısın ilk derbideki gibi. Abi adam atıyor. Ekstra bir şey yapman gerekiyor. Bu o zaman da yerleşik dengesi savunmanın tamamen bozuluyor. Doğru. Icardi'nin bu özelliği var. Artı ben hala sezonun en iyi takım golünün Icardi'nin Guti topuk pasıyla Kerem'e attırdığı gol olduğunu düşünüyorum. Yani o kadar ya oyuncu üzerine çekiyor ki diğerlerinin de gol atmasını, rahat oynamasını sağlıyor. Ya Mertens'inden Torreira'sına, Abdülkerim'in haftalardan anlatıyorum. Nelson, kaleci Muslera, Sacha Boey, zaman zaman Sergio Oliveira hepsinin çok değerli katkıları var ama... Icardi olmasaydı Hatice bu kadar net bir neticeye dönmezdi. Olmazdı. Bak şimdi ikinci gol kızıyorlar, kaleciye kızıyorlar hatalı. Evet hatalı. Ali Şaşal çok süper bir kaleci değil ama abi Icardi'nin orada onu bilip oraya vurması bir maharettir. Bir yetenektir. Yani sonuçta bir kere Beşiktaş'a attığı golü hala düşünüyorum. Kafa vuruşlarında topa falso verebilip. Böyle yaylanarak kafa vuruşu yapabilen yani top yaylanarak gidiyor ya. Evet. Bir kere o çok önemlidir. Yani düz geliyorsun bu tarafa vurabiliyorsun. Düz geliyorsun bu tarafa vurabiliyorsun. Yere çarptırarak atabiliyor. Kafa vuruşları Türkiye Ligi için 20 üzerinden 20. Ümraniye Spor attığı kafa golü olağanüstü. 20 üzerinden ha. O 20 üzerinden 20. Doğru. Daha 10 tane önce. Bu arada demin. Bir kere bence aşırı teknik. Oraya geliyorum yani şimdi. Müthiş yeterli. Yavaştan ayaklara müthiş doğru geleceğim. Yani. Vücudun evet. Üst kısmından evet. Başladım abi. Bir iki. Göğüs çok iyi kullanıyor. Top kontrol ederken. Önüne indirirken. 3. Diz, kalça, kalçayı böyle rakibe koyma. Yani bütün uzuvlarıyla adam tam komple gol makinesi. O ve kalça kullanımı bir ders niteliğindedir. Offside'a düşmeden birden şu şey koşuları var ya. Garip bir şekilde buradan buraya gidiyor. İşte kırmızı alalım Galatasaray oldu Icardi. Hı hı. Kerem burada. Abi bakıyorsun ulan herhalde offside diyorsun. Değil. Icardi burada topla buluşuyor. Avut çizgisinin orada. Offside'a düşmeden. Ya bu da çok büyük maharettir. Beyin çok iyi. En başta söylediğimi yineleyip sana atıyorum topu. Bu adamın Türkiye'deki hiçbir savunmacı, en iyilerinden biri olan Sayıs dahil. Sayıs yine Beşiktaş'ın çok iyi önünde. Sayıs çok iyi stoper. Gene gol attı abi. Sayıs'ı çok iyi göstermeyen sadece Icardi vardı. Çünkü Icardi'nin ligdeki, Türkiye'deki tek rakibi... Rakip stoperler değil. Hayır abi. Tek rakibi Tehye. Hayır abi. Icardi'nin tek rakibi Van'da yengeyle olan fırtınalı ilişkisiydi. Ve bu rekabeti... Tatlı sona bağlamayı başardı bir şekilde. Yok aynı ortamda kaldılar çocuklar için falan derken bu sorun ortadan kalktı. Galatasaray en zor işi yaptı. Icardi'ye gol attırmak başarı değil. Icardi'ye Wanda yengeyle olan ilişkisiyle formunu etkilememesini sağlamak çok büyük başarıdır. Bunu kim nasıl başardı bilmiyorum. Tebrik ediyorum. Mutluluklarının devamını diliyorum. Yani bu ilişkiler iki kişiliktir. Pas gibidir. Pas nasıl iki kişilik hadisedir? Böyle Kerem'le Icardi'nin pası gibi. Ya bunu çözdükten sonra Icardi'nin zaten hiçbir rakibi yoktur. Tek rakibini de yenmeyi başardı. Tek sorunu vardı. Çözdü. Bu kadar az maçta bu kadar çok gol katkısı. Oynadığı maçtan fazla gol artı asist katkısı var değil mi? Daha ne olsun abi? Bu pür kalitedir. Bu Arjantin ekolüdür. Bu böyle Güney Amerikalı golcü olayıdır. Zaten bu tip ekstra yetenekli oyuncular Jardel'den itibaren böyle bir sorunları, şeyleri olmasa
Türkiye'ye gelmiyorlar abi. Yapacak bir şey yok yani. Tabii. Bu sorunu çözdüğün zaman da sen en iyisiyle şampiyon olursun. Beşiktaş'ın iki sene üstte şampiyonunda birinde Mario Gomez. Öbüründe Abubakar Cenk toplamı zaten Mario Gomez katkısı yaptılar. Beşiktaş bir daha şampiyonluğu oynadı Burak Yılmaz geldikten sonra. Galatasaray Drogba, Burak Yılmaz beraber oynarken seri yaptı. Avrupa'da çok başarılı oldu. Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunu düşündüğümüz zaman muazzam bir golcülük katkısı var hepsinden. Yani Kaytın'dan, Vebosun'dan, yedek Vebosun'dan, süper yedek Vebosun'dan. Daha önceki yıllarda süper yedek Semih. Abi o oyuncu çok önemli ya. Bak Barcelona bence Lewandowski'den önce de Xavi takımı iyi toplamıştı ama Galatasaray'ı elerken de falan iyilerdi yani. Ama ligde şampiyon olmaya yetmezdi, yetmedi. Avrupa'da başarılı olmaya yetmezdi, yetmedi. Seneye Lewandowski iyice yaşlanmadan Avrupa'da bir şey yaparlarsa yaparlar. Ondan sonra yine tufan, ben sana söyleyeyim. Yani bu şeylerle bir süre götürebiliyorsun. Tabii ki Guardiola'nın o sahte dokuzlar falan diyoruz da abi olay Agüero'ydu yine ya. Agüero muazzam bir gol sanatçısıydı ya. Vücudunun her yeriyle gol katkısı yapabilen birisiydi. Atıyordu, attırıyordu. Yani ben öneriyorum. Artık Arjantinli golcünü de kötüsünü almak sadece böyle Beşiktaş'ın başardığı bir şeydir. Higuain'in abisi olsun. Nartay olsun, tamam mı? Yani birini böyle Amerika'dan mı almışlardı abisini? Evet, öyle bir şey evet, Amerika'ya evet. Gitmişti. Öbürünü de zaten Güney Afrika'da Orlando Pirates'ten almışlardı. Yani İtalya'dan alınır, İspanya'dan alınır. Değil mi hocam? Tabii. Yani bu adamların hep şey tartışması vardır. Mesela Sosa için ben hep övüyorum, övüyorum. Ya işte bu kadar dediğin kadar iyi olsaydı Ali Ece, Arjantin'de 100 kere oynardı. Hayır, oynayamazdı. Ya çünkü orada oynayan adamlar zaten acayip futbolcular yerine. Arjantin'in içinde aynısı geçerli abi. Higuain varken Higuain santrafor oynayamıyordu. Agüero santrafor oynayamıyordu. Çünkü Messi oynuyordu. Adamlar finale çıktığı zaman Almanya ile final oynarken ikisi de böyle kanat forvet gibi oynuyordu. Ya bu böyle bir şey. Orada Messi var. O zaman sen buna bakacaksın. Bu ihtiyaç fazlası oyuncular. Bak Icardi Bolivyalı olsaydı 180 kere milliydi. Hani öyle milli takımla oynama sayıları var ya. Ummanlı adam. Bilmem bir şey adam. 170. Ali Dayı. Ali Dayı İranlı olduğu için abi o kadar milli takımda tabii. Oynama rekoru kırmış. Ali Dayı Arjantinli olsaydı görürdüm ben yani. Tabii. İyiydi Ali Dayı, lafım yok ama bu kadar abi. Çok etkisi var elbette. Yani Icardi'ye falan bu açıdan bakmak lazım. Bu şeyleri bırakmak lazım. Bak iyi scouting net oyuncuyu bulmaktır. Onu söyleyeyim sana. İyi scouting kimsenin bilmediği oyuncuyu sevgili uzun kardeşim, zaman takip etmek değildir. Çünkü artık herkes takip ediyor. Sana ihtiyacını giderecek net oyuncu bulmaktır. Icardi transferinde Türkiye'ye ilk duyuranlardan biriyim. Hatta belki birinciyim. Olay şöyle gelişiyor. Bu Icardi'yi, Torreira'yı, Mertens'i ve en sonunda Zaniolo'yu getiren İtalyan menajer. Bu aslında birebir hiçbirisinin menajeri değil ama bağlantıcı, ara menajer. İsmini de bakar mısın? Zaniolo menajer diye yazarsan çıkar. Bu arkadaş tıpkı Zaniolo transferinde olduğu gibi Icardi transferinde de önce Ali Koç'a gidiyor. Gardi. Bu arada Icardi. Uğursever demin şeyi de söyledi, onu unutmayalım. Olcay muhteşem sol ayağımla yapıştırdım. Sağ ayaklı olup soluyla muhteşem gol atan bir Icardi, kere. Icardi ister misiniz diyor. Aman 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 problemli adam diyorlar. Kim diyor? Fener'den öyle diyorlar. Hı. Sonra problemli adam. Ama kim diyor abi? Ali Bey. Merak ediyorum. Ali tamam. Bey diyor herhalde. Bilmiyorum yani. Jesus vardı o zaman. Jesus da demiş olabilir. Sonuçta çok kısa bir süre sonra Galatasaray'a yöneliyor. Galatasaray diyor ki ya bak düşünelim olabilir mi? Neyse işler ilerliyor. Biz burada ben şu programda şurada çok iyi hatırlıyorum. Bir canlı yayında git bak bir tane takı seti yap. Pırlanta seti düz. Götür Vanda'yı bağla. Bak bu Icardi'yi al dedim mi? Dedim mi? Dedim. Abubakar al dedim mi? Dedim. Icardi al dedim mi? Dedim. Kaleci al dedim mi? Şimdi oralara neyse orada geleceğiz. Neyse Erden Timur aynen benim dediğimi yapıyor. Gardi mardi. Gerçekten de Vanda'yı bağlamadan olmuyor bu işler. Hala da kalmanız için. Hani diyorlar ya Galatasaray teklif yapacak, şöyle yapacak, böyle yapacak. Saint-Germain tarafını çözer Galatasaray. Burada Vanda'yı çözmen lazım. Çünkü o yönlendiren o. Kadın Milano'da yaşayalım derse gider yani. Atıyorum benim televizyon programım var. Boca Juniors'a dön derse onu bilmem ama onun dışında Galatasaray'da kalır. Bir kere sen dedin ya kafası şöyle iyi, tekniği babanın taş gibi kalbi var. Flora'dan biliyorum. Herife aşıklar. Aşkın olayım. Aşkın olayım var ya.
Adam delikanlının kralı. Florida'da herkesin hastası olduğu adam. Prim yatıyor tak. Diyorlar ki primler yattı. Malzemeciye soruyormuş yattı mı seninki? Masöre soruyormuş yattı mı? Prim çalışanların hepsini yattı gözetiyor. Yattı mı seninki yattı mı yattı? Sabah geliyor herkese selam. Elini sıkıyor gülüyor. Evden bir şey getiriyor. İşte bu Arjantin'den bilmem nedir. İşte mata çayını hazırlıyor. İşte orada hani sıcak suyu falan getiren hanımefendiye ona ayrı bir jest. Buna ayrı bir övgü. Bütün çalışanlar, bütün futbolcular herifin hastası. Mesela bazı hani herkesin sevmediği futbolcular her takımda olur. Bu öyle değil. Mata'yla bu inanılmaz. Bak Mata'yla bu herkesin sevgilisi. Şimdi bu adam Arjantinli de İspanya'da büyümüş. Barcelona altyapısı. Partici. Oradan, evet. Kafa güzel ya baba. Öyle hani alemlerde büyümüş zaten. Kanarya Adaları'da büyümüş çocuk bu yani. Allah ne güzel. Bir zahmet alemci olsun. Partici olsun tamam mı? Hani bir görmüş geçirmiş. Barcelona altyapısına gelmiş. Süper ya. Onda, yani eğlencenin falan. Dibine vurmuş. Her şeyini yaşamış bu adam. Şimdi bu adam bu kültürde büyümüş olmasına rağmen bu kadar mütevazıysa şeylere karşı. Kulüp çalışanlarına. İşte bu gerçek yıldız diyoruz yani asıl kolay olan yıldızlarla çalışmaktır, zor olan yıldız zannedenlerle. Bu Okan Hoca'ya diyor ki ben diyor gidiyorum diyor. Arjantin'e. Okan Hoca bak o izni vermeseydi veya orada bıdı bıdı yapsaydı ya da yüzünü düşürseydi ya da o sırada takımı tutamasaydı bak Galatasaray'da bugün farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Okan Hoca'nın kırılma hareketi odur. O Arjantin izindir. Çünkü bunun buna yılda 3 kere vereceksin o izni. Bunun olayı bu. Okan Hoca'nın Serie A'da futbolculuğunda ne kadar çok Arjantinli'yle çalıştığını, takım arkadaşı olduğunu unutmuyor. Acun'un Şansal abi işe alırken Acun'un şartlarından biri ben arada uyurum. Böyle gün içinde uyurum 2-3 saat. Burada var mı öyle? Mesela bunu anlatıyor ya bak benim de burada bilir herkes. Burada bir iki tane kanepem var benim. Bir de bir yazıcım var artık biliyorsun. Kanepem var. Yazıcı? Ben şey yapıyorum ya sen uyuyunca kapıyı kapatıp yazı asıyorum. Ha. Rahatsız etmeyin uyumazsa bir ya uyumsuzluk böyle, yapar diye. Böyle olur abi. Böyle olur. Yani ben 2006'da sabahtaydım orada da ben odamda uyurdum. Şimdi şeyim var. Hani benim de var böyle şeylerim tamam mı? Benim de mesela böyle FIFA oynamak var, gitar çalmak var. Bana da izin vereceksin yani. Bazı şeyleri görmeyeceksin. Ha işte o da öyle burada yatar diyeceksin. Falan yani bunu. Şimdi o adama da bunu da yılda 3 kere Arjantin'e göndereceksin abi. Yani disiplin tamam. O da iş geldiğinde işini yapacak. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.